Selamlar herkese. Son zamanlarda biliyorsunuz ki renkli makyajlar çok fazla moda ve böyle bir içimizi açıyor hepimizin. Hepimiz bir hevesleniyoruz. Renkli far paletlerine bakmaya başladı herkes ve biliyorsunuz ki benim de aldığım çok güzel bir renkli far paleti var. Ben de sürekli günlük makyajlarımda o paleti kullanmak istiyorum. Rengarenk günlük makyajlar yapmak istiyorum ve bunun bu kadar normalleşmiş olması açıkçası çok hoşuma gidiyor. Güneşin çıkmasıyla beraber iyice normalleşmeye başladı ve bence yazın herkes böyle makyajlar yapacak ve bence yazın herkes böyle makyajlar yapmalı. Siz de böyle makyajlar yapmalısınız diye düşünüyorum. Çünkü çok keyifliler gerçekten. Ben de bugün bu renkli makyajlara yarışır. Islak bir ten makyajı. Böyle hafif bronzer, allık, minimal uygulamalar ve patlayan renkli gözler yapmak istiyorum. Glosslarla da tamamlamak istiyorum. Bakalım hayal ettiğim şeyi ne kadar yapabileceğim. İster istemez Instagram'da o kadar renkli makyajlar görüyoruz ki böyle bir şeyler birleşiyor, ilham alıyoruz falan. Yani şu an kafamda gördüğüm renkli makyajların birleşimi bir şey var. Mümkün olduğunca abartmamaya çalışacağım. Okey, renkli makyajlar moda ama bana bıraksanız ben öyle bir makyaj yaparım ki dolaşamazsınız. O yüzden kendimi tutmaya çalışacağım. Söz veriyorum. İnanıyorum. O zaman lafı her zamanki gibi çok fazla uzatmayalım. Zaten uzattık ve makyaja başlayalım. Şimdi normalde yaptığım bir adım değil ama bu kameraya geçtim geçeli gerçekten yüzümdeki her kusuru görüyorsunuz. İşte göz altındaki çizgiler olsun, gözeneklerim olsun maşallah. Bir de üstüne şu arkadaş aramıza katıldı. Tamamen hani oruç tutuyor olmam, susuz kalıyor olmam ve vücudun sebum üretmesine açıkçası bağlıyorum. Çünkü hani başka değişen hiçbir şey yok şu an hayatımda, bakım rutinimde. Susuzluk da vücudun sus kalması da biliyorsunuz ki sivilcelere neden olur. Şu anda NYX'in Pore Filler gözenek görünümünü azaltan makyaj bazını uyguluyorum. Öncelikle gördüğünüz gibi T bölgemi uyguluyorum. Benim bu bölgede gözeneklerim gerçekten açık. Aslında daha o görünümü azaltmıştım ama çok uzun zamandır fidi yapmıyorum. Çok uzun zamandır fidi yapmıyor oluşumun da eseri olabilir. Şurada gördüğünüz sivilce hangisi ben de bilmiyorum ama susuzluğa daha çok bağlıyorum açıkçası ya da ikisinin birleşimi. Gözenek görünümüm fidi yapmadığım için iyice tekrar böyle arttı. O yüzden bu baza şu an kesinlikle bu kamerada ihtiyaç duyuyorum. T bölgeme uyguladım. Fondötenimi uygulamadan önce Revolution'un Eye Bright kapatıcısını alıyorum. Ve bendeki ten rengi şu an göreceksiniz zaten koyu gelen bir renk bana. Onu göz altlarıma uyguluyorum. Çünkü göz altlarım çok kötü durumda şu an. Hani susuzluk, açlık. Biraz açıkçası beni her sene Ramazan sarsar. Böyle cildim falan kötüleşir. Bu duruma müdahale etmek için tenimden bir tık koyu olan bu kapatıcıyı problemli bölgelerin üzerinden geçiyorum. Şu an yaptığım şu süngeri bunun üstüne sürüp diğer yerlere de sürme işlemi çok yanlış bir işlem. Sakın yapmayın. Benim kafa gidik, o yüzden ben böyle bir yanlışı yaptım. Çok hafif tampon hareketlerle mümkün olduğunca yaymadan, dağıtmadan kapatıcımı şöyle bir aslında uyguladığım yere yerleştiriyorum desem daha doğru olur. Fark ettiyseniz dağıtma yapmıyorum. Şu an corrector niteliğinde bu ürünümü uyguluyorum. Çok ince yapılı bir ürün. Kapatıcılığı güzel bir ürün bu. Ama bendeki rengi koyu bir renk. O yüzden corrector niteliğinde daha iyi oluyor. Tabii yaz aylarında bu kadar ince yapılı bir kapatıcı benim vazgeçilmezim oluyor. Çünkü yaz aylarında benim zaten göz altlarımın aydınlatılmış hali bu renk oluyor. O yüzden yaz aylarında bu ürünü uygulamayı çok seviyorum. Ama böyle dönemlerde de corrector niteliğinde gerçekten faydalı. Fondötenle devam ediyorum. Revolution'un Glow and Conceal, Conceal and Glow fondötenini kullanacağım. İçeriğinde lotus çiçeği özü ve C vitamini olan bir fondöten bu. Bendeki F7 rengi. Şöyle yüzümün üstüne bu ürünümü sıkıyorum ve son zamanlarda bu hareketi yapmaya başladım. Tam bir Instagram hareketi, TikTok hareketi. Şöyle uyguladığım ürünü parmağımla yüzüme öncelikle böyle belli bölgelere eşit bir şekilde koyuyorum ki daha rahat dağıtabileyim. Sonrasında Revolution'un Face and Body fondötenini alıyorum. Bendeki F10.5 rengi. İçeriğinde hyaluronik asit ve C vitamini olan bir fondöten. Neden bu ikisini karıştırıyorum? Çünkü bunun rengi çok açık, bunun rengi çok koyu. Ben böyle ikisinin karışımı bir renk elde etmek istiyorum. İkisini karıştırınca tam böyle istediğim rengi elde ediyorum. Yapılarından bahsedeyim. Bence Revolution'un Conceal and Glow fondöteni ile yine Revolution'un Face and Body fondöteninin yapıları aynı gibi bir şey. İkisi de ince yapılı. Uygulamayla kapatıcılığın arttırılabildiği ama yine de hani ilk uygulanmış, az uygulanmış haliyle dahi bence orta kapatıcılığa sahip ürünler. İkisinin de bitişleri ıslak. İkisinin de sabitlenmeme problemi var ne yazık ki. İkisi de cilde bakım yapan içerikler bulunduruyor. Benim ikisi de çok sevdiğim ürünler. Dediğim gibi bu ürünlerle tek problemim cilde sabitlenmiyor oluşları. Şöyle süngerimle
Gördüğünüz gibi dağıtmaya başladım fondötenimi. Ciltle çok güzel bütünleşiyor bu ürünler. Bakın doğru rengi yakaladığınızda çok doğal duruyor ciltte. Süngerle dağıttığımda bu ürünleri çok güzel, sağlıklı, doğal bir bitiş elde ediyorum. Göz altıma getirmedim fark ettiyseniz. Zaten göz altımdan korektör niteliğinde daha koyu bir kapatıcıyla geçmiştim çünkü. Sonrasında Lalu markasının kamuflaj kapatıcısını alıyorum. Bendeki kapatıcısını 05 Natural rengi. Şöyle göz altlarıma minimal bir aydınlatma yapacağım bu ürünle. Böylece daha sağlıklı, daha uyanık gözükeceğim. Bir yandan kapatma işlemini desteklemiş olacağım. Şöyle yüzümün orta kısmından bir miktar geçiyorum. Çok az, minimalde ince bir uygulama yapıyorum. Ve bu sefer kapatıcı fırçamla dağıtıyorum. Çünkü bu ürün süngerle dağıtıldığında bence güzel kapatıcılık, güzel sonuç vermiyor. Komple ölüyor o kapatıcılığı. Çok yoğun ürün uygulasam hani ölmez, evet yine güzel kapatır ama ben o kadar yoğun ürün uygulamak, kalınlaştırmak istemiyorum. Böyle daha az ürün bana daha iyi hissettiriyor. O yüzden bu şekilde fırçayla dağıtıp aldığım en iyi performansı alıyorum üründen. Lovely markasının Cooking Time pudrasını alıyorum. Toz bir pudra. Baking and setting özellikle. Ben hep söylüyorum, günlük makyajlarımda kullanıyorum. Şöyle baking falan yapmıyorum. Güzel minik bir fırçaya alıyorum onu. Bu aslında bir allık fırçası ama böyle minik güzel bir pudra fırçası yapısı var açıkçası. O yüzden ben pudra uygularken kullanıyorum. Hemen göz altlarımı bu ürünümle sabitliyorum. Böylece o parlamayı alıyorum. Ürünü sabitliyorum. Çizgileri her türlü doluyor çünkü benim göz altlarım çok çizgili gerçekten. T bölgemde pudramla sabitliyorum. Aynı zamanda parlamalarını azaltıyorum. Özellikle yaz makyajlarında bu pudralama adımını yapmanız lazım. Çünkü ter hepimizi ıslak ıslak gösteriyor, yağlı gösteriyor daha doğrusu. Yaz makyajlarında yanınızda mutlaka bir pudra taşımanız lazım. Ben taşıyor muyum? Hayır. Revolution'un Forever Flawless paletlerinden Birds of Paradise paletini alıyorum. Sizin de çok sevdiğiniz, benim de çok sevdiğim bir palet bu. Gerçekten bu paleti gören herkes çılgına dönüyor. Geçen hafta makyaj teknikleri kursunda bu paletle birine bir yaz gecesi için makyaj yaptım böyle. Uçuş uçuş elbiseler giydiğini hayal ettim. Şuradaki yeşiller, sarılar, turuncular, onları kullandım ve gerçekten efsane oldu. O da çok beğendi. Kendi yaptığımda bu kadar övmek ama o çok beğendiği için böyle söylüyorum. De benim tam hayal ettiğim bir makyajdı. O yüzden neyse çok konuşmuyorum. Sustum. Lilalar ve turuncuları bugün kullanacağım. Öncelikle buradaki lila farımı alıyorum. Island rengim. Ve geçişime farımı bırakıyorum. Dağıtmıyorum bakın. Aldım. Yoğun bir şekilde geçişimi. Şöyle şöyle hareketler yapmıyorum. Tampon tampon bu farımı koyuyorum. Bir yandan aynaya dümdüz bakıyorum. Doğru şekilde koymam lazım. Yoğun bir ürün bitişi istediğim için bu şekilde uyguluyorum. Şöyle bir göz tipinize göre hani geçişimi takip edip uyguladım ama bakın şurada bir tık bu farı yükseltmem lazım. Hemen bu duruma müdahale ediyorum. Yine tampon hareketlerle yükseltip oraya far koyuyorum. Bu alanım benim çok geniş. Bu kadar büyük olması göz yorar. Bu şekilde müdahale ettiğimde bu durumu dengelemiş oluyorum. Minik bir dağıtma fırçası alıyorum ve farımın şu üst kısmını dağıtıyorum. Dairesel minik hareketler yapıyorum ve homojenleştiriyorum aslında. Oraya farı koymuş bırakmış etkisini yok ediyorum. Instagram'da bu tarz renkli makyajlar gördükçe ben o kadar keyif alıyorum ve o kadar yapmak için çıldırıyorum ki. Eminim siz de benim gibisinizdir. Yani şu an herkes renkli paletler gördüğünde, renkli makyajlar gördüğünde çıldırıyor. Bir de en hoşuma giden olay bu renkli makyajlar işte glosslarla tamamlanıyor. Çok böyle doğal tenler ve çillerle tamamlanıyor hatta. İşte doğal taranmış kaşlarla tamamlanıyor ve bence çok güzel. Hani bir de bu dengeleme muhabbetini ben makyajda çok seviyorum. Hani aslında aşırı gözüken bir şeyi makyajın geri kalanıyla dengelediğinizde onu böyle günlükte de kullanılabilir hale getiriyorsunuz. Çok nadiren yaptığımız bir şey yapacağız. O da kat kriz. Yani kapatıcımı alıyorum elimin üzerine bir miktar. Şu an ellerim de bu arada kupkuru. Küçük sentetik kılı fırçamı alıyorum. Ve kapatıcımı uygulayıp göz kapağımı temizliyorum. Aynı zamanda yeni uygulayacağım farında daha net gözükmesini sağlayacak bu işlem. Bayağıdır böyle makyajlar yapmıyorduk. Sonra böyle aşağı aşağı dağıttım. Şöyle bir kaşımla hizalayıp yukarı doğru yeni ürün almadan fırçamı bir geçiyorum. Tam kaşımla hizalamadım çünkü kaşım kısa. Daha çok böyle gözümün alt bitişinden yukarı çektim. Sonrasında Real Lotion Just My Type highlighter'ımı alıyorum. Siz de hangi highlighter'ı kullanacaksanız makyajınızda onu alın ve seyrek kılı bir fırçayla az önce kapatıcı geçtiğim
bölgeden highlighter'ımı geçiyorum. Böylece aslında oraya yoğun bir far uygulaması yapmış olmuyorum. Sadece orayı canlandırıyorum. Aynı zamanda aslında bir yandan oradaki kapatıcıyı highlighter'la sabitliyorum. Yani çok bir şey varmış gibi durmuyor ama daha sağlıklı duruyor. Tekrar Island isimli farımı alıyorum ve eyeliner uygular gibi uyguluyorum. Belirgin bir uygulama yapıyorum. Böyle göz hattım boyunca sanki kalın bir eyeliner çekmişim gibi uyguluyorum. Bir eyeliner fırçasıyla, açılı fırçayla. Seyrek kılı dağıtma fırçamı alıyorum tekrardan ve şöyle bir geçişimdeki farın alt kısmında bir dağıtma yapıyorum. Fırçamı NYX'in ışıltılı makyaj sabitleyicisiyle şöyle bir ıslatıyorum. Sonrasında paletimdeki turuncumu yoğun bir şekilde fırçamı alıyorum. Eyeliner haline getiriyorum aslında bu şekilde alarak. Bir dudak fırçasını aldım bu arada. Elimdeki en küçük fırça bu. Küçük bir fırçayla uygulama yapmam gerekiyor ve tabii ki bir eyeliner çekiyoruz. Ama bu eyeliner lila eyelinerımızın üstünde olacak. Daha önce çizgi çekiyorum. Ya aslında çizgi halinde olacak zaten. Üstünden böyle incecik bir fırça sayesinde geçebildim. Ve bir kuyruk oluşturuyorum. Yine incecik bir çizgi çekiyorum aslında. Tamam. Sonrasında gözümün alt kısmından bir kuyruk daha çekiyorum. Daha doğrusu çizgi çekiyorum ve az önce oluşturduğum lila eyeliner'ı aslında turuncu eyeliner'la çerçevelemiş oluyorum. Farımın üstüne sıkmayı deneyeceğim. Hüseyin Kaygısız'dan görmüştüm çünkü. Bakalım inşallah farı bozmamışızdır. Tekrar fırçama ürün aldım ve bu sefer gözümün alt kısmından aynı turuncu farımı eyeliner gibi geçiyorum. Göz pınarımı da birleştiriyorum. Altı ve üstü. Bu gözüme de uyguladım. Gerçekten eşitlemem o kadar uzun sürdü ki. Size anlatamam. Rimmel London Scandal 005 Nude rengimi aldım ve gözümün alt iç kısmından geçiyorum. Böylece gözlerimin daha büyük görünmesini sağlıyorum. Yoğun bir şekilde maskaramı uyguluyorum. Pastelin Multidimensional maskarasını aldım. Pastelin de değil mi bu? Aynen. Çok güzel bir maskara bu. Ben kılıçlı maskaraları sevmem. Bu maskarayı seviyorum ama. Bir bunu bir de Dibi'ninkini seviyorum zaten. Dibi. Bir de böyle rahat rahat peş peşe uygulayabiliyorsunuz. Doğru istediğiniz şekli alana kadar. Biraz böyle bekletip ikinci katı uyguladığınızda güzel hacim iyice artıyor. Takma kirpik etkisi oluyor. Aynı şekilde diğer gözüme de uyguluyorum. Bakın tek katta, bu arada göstereyim önce bu şekilde. Alt kirpiklerimden de şöyle çok hafif dokunduruyorum. İkinci katı uygulamayı düşünmüyorum aslında şu an çünkü ya mümkün olduğunca ne olursa olsun hala bunu bir günlükte kullanma hevesim var. Şimdi bir de göz makyajını ikinci katı uyguladığımda kirpikler iyice yoğunlaşacağı için bende en azından hani şey olacak, kapayacak, kapanmasını istemiyorum. Deborah Milano markasının bronzerını alıyorum. 24 Hour Bronze Waterproof. Doğru okudum mu? Artistik yapayı okumaya çalıştım. Bendeki 4 numara olanı, en koyu olanı. Açamıyorum. Açtım. Net bir ten makyajı yapmak istemiyorum. Yüzümü bronzerımla ısıtıyorum. Birazdan kaşlarımı yapacağım. Kaşlarımı yine unuttum. Bakın tamamen ısıttım. Kontür gibi yapmadım. Şöyle bir burnumdan da geçiyorum. Boynumun altından nadiren geçerim ama böyle büyük fırçalar elime geçince böyle istemsizce bu hamleyi yapıyorum. Revolution'un Blushed Reloaded Peach Bliss allığını alıyorum. Ve tekrar aynı fırçamla hafif bir uygulama yapıyorum. Çok yoğun pigmentasyonu yüksek bir allık değil, rahat uyguluyorsunuz. Bence doğru pigmentasyonda bir ürün. Çünkü hani çok yoğunlar, geçen videoda da gördünüz zaten, bir anda insanı çok sıkıntıya sokuyor. Ama böyle pigmentasyonu dengeli, orta ayar olanlar hem rengini veriyor hem sıkıntıya sokmuyor. Bence çok daha güzel ürünler oluyor her zaman. Sonrasında tekrardan Revolution'un Reloaded Just My Type Highlighter'ına dönüyorum. Ve bir fan fırçasıyla bu highlighter'ımı uyguluyorum. Çok yoğun bir uygulama yapmıyorum. Çok hafif böyle bir sağlıklı göstersin istiyorum sadece. Zaten şu an hani burada da sivilcem olduğu için ne kadar az parlatırsak o kadar İyi. L'Oréal Paris Plamen Set Brow Artist kaş serumumu alıyorum. Bendeki 108 rengi. Ve öncelikle her zamanki gibi kaşımın kuyruk kısmını uyguluyorum. Diğer kaşıma da dikkatlice uyguluyorum.
Kalıcılığı çok yüksek, çok güzel sabitlen ve çok güzel dolduran bir ürün. Fırçayı böyle hani alışık olduğumuz kaş jeli uygulama mantığıyla çok hızlı böyle büyük büyük uygulamayın. Minik minik uygulayın çünkü gerçekten o kadar iyi dolduruyor ki bu sefer kaşlarınız kalınlaşır. Onu yapmayın o yüzden. Son zamanlarda gerçekten en sık kullandığım ürün olan Maybelline'in Lifter Lip Glosslarından 007 amber rengimi alıyorum ve dudaklarımı, bu glossumu uyguluyorum. Böylece hani bunda da bir şeftalilik olduğu için genel olarak aldığım şeftali işte turuncu lila karışımı bir göz makyajım var. Bu şekilde dengeliyorum ve birbirleriyle uyumlu hale getiriyorum. Ve makyajımın son hali bu şekilde. Ben gerçekten bu makyajı günlük olarak kullanırım. Çünkü ben öyle çok abartı giyinen bir insan da değilim. Spor giyinen bir insanım. Hani gözlerim dikkat çekiyor fazladan. Geri kalanı bence çok hafif. Hatta ben yani günlük makyajda L'Oreal'in True Match Nude Serum fondöteniyle hiç yokmuş gibi bir ten makyajı da yapabilirim bu gözlere. Bu şekilde dengelerim ve ben açıkçası günlük makyaj olarak dışarı çıkarım. Ama umarım hani ben bu tarz farklı makyaj videolarını izlemeyi çok seviyorum. Hani klasik günlük makyajlardan farklı şeyler görmeyi, acaba ne olacak ya, nasıl bunu düzeltecek, nasıl toparlayacak demeyi çok seviyorum. Çok keyif alıyorum böyle videoları izlerken. Umarım siz de bu videoyu izlerken benim gibi aynı şekilde keyif almışsınızdır. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve yorumlarda benimle konuşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Bluzumdan dolayı tam yapamıyorum. Hoşça kalın.